Merhaba, ben Nesibe. Yeşil Nil'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Balkanların meşhur sandviç ekmeği Lepinye'nin tarifini paylaşıyorum. İçerisine döner, köfte ya da istediğiniz herhangi bir malzemeyi koyup mis gibi sandviçler yapabileceğiniz çok lezzetli bir ekmek. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Lepinye ekmekleri için derin bir yoğurma kabının içerisine klasik su bardağıyla 1 su bardağı un alalım. 1 paket kuru maya koyalım. 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su koyalım. Bu malzemeleri spatula ya da kaşıkla karıştıralım. Eğer vaktiniz varsa böyle 5-10 dakika kadar bekletip ön mayalama yaparsanız o zaman ekmekleriniz çok daha güzel olur. Ama benim vaktim olmadığı için ben devam ettim. Karışımın üzerine 4 su bardağı daha un ekleyelim. Ben toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Bu miktar sizin kullandığınız unun cinsine, kalitesine göre değişeceği için kullanılan unun miktarına değil, sonuçta elde ettiğimiz hamurun cıvıklık seviyesine bakın lütfen. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla tuz ekleyelim. Gördüğünüz gibi dolu dolu 6 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Kullandığınız yoğurt ne çok katı olsun ne de çok cıvık olsun. Koyuluk seviyesini görüyorsunuz. Malzemeleri kabaca spatula ile karıştırdıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamuru bu cıvık haliyle bir 5 dakika kadar yoğuralım ve elastikleşmesini sağlayalım. Hamuru gördüğünüz gibi çarpa çarpa yoğurursanız hamur çok daha kolay elastikleşir. Hamuru bir 5 dakika kadar yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi hamur elastik bir hal aldı. Gördüğünüz gibi hamur cıvık. Ben bu hamura yarım su bardağından biraz daha az un ekledim. Ben un eklerken arka sahnede görünen küçük eller çekimi kapatmış. O yüzden onu ekleyemedim. Ama ben toplamda 5,5 su bardağından birazcık az un kullanmış oldum. Dediğim gibi bu miktar sizin ununuzun kalitesine göre değişeceği için siz un miktarını değil elde ettiğimiz hamurun kıvamını baz alın lütfen. Hamuru toplamda 10-12 dakika kadar yoğurduktan sonra elde ettiğimiz hamurun yapısını görüyorsunuz. Ele yapışan cıvıklıkta bir hamur ama aşırı cıvık da değil. Bir hamur kartıyla elimizdeki fazla hamurları temizleyelim ve yoğurma kabının etrafını da güzelce temizleyip hamuru toparlayalım. Hamurun üzerini kapatalım ve ılık bir ortamda mayalanması için bekletelim. Gördüğünüz gibi hamur cıvık bir hamur olduğu için yaklaşık 2,5-3 katı kadar kabarmış. Bir hamur kartıyla hamurun havasını alalım. Tezgahı bolca unlayalım ve hamurdan elma büyüklüğünde parçalar alalım. Ellerimizi hafifçe unlayalım ve hamurun üst tarafını gördüğünüz gibi bohça yapar gibi birleştirelim. Hamuru ters çevirelim. Kabaca bir yuvarlayalım. Ve parmaklarımızla gördüğünüz gibi hamura bastıra bastıra hamuru mümkün olduğunca yuvarlak şekilde büyütelim. Bu ekmeği açarken merdane ve oklava kullanmıyoruz. Parmaklarımızla bastıra bastıra açtığımız zaman arada oluşan hava kabarcıkları fırında ekmek pişerken çok güzel bir şekilde kabarmasını sağlıyor. Mükemmel bir yuvarlak yapmaya çalışmayın. Sonuçta bu rustik bir ekmek. Hamuru büyüttüğümüz zaman elde ettiğimiz ekmeğin kalınlığını görüyorsunuz. Hemen hemen bu kalınlıkta olduğu zaman ekmeğin fazla ununu çırpın ve ekmeği bir yağlı kağıdın üzerine koyun. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz
beğen tuşuna basıp aşağıya yorumlar kısmına küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Lepinye ekmeği aslında Ankara'nın gobit ekmeğine benziyor. Ama gobit ekmeği biraz daha içi dolu dolu bir ekmektir. Lepinye biraz daha içi boş bir ekmek. Benim kullandığım hamur ölçüleriyle 4 tane büyük boy lepinye, 4 tane orta boy lepinye, 2 tane de küçük kızım için küçük boy lepinye çıktı. Bir hamur kartı ya da bıçak yardımıyla Balkanların o meşhur lepinyelerinin şeklini verelim. Ben hamur kartıyla yaptığım için çok bastırmadım. Lepinye ekmeği, Balkanların meşhur köftesi cevap cici ile birlikte servis edilir. Tabii ki siz içerisine döner, köfte, sucuk, kavurma ya da istediğiniz herhangi ürünü koyarak çok güzel sandviçler yapabilirsiniz. Elimizi su ile ıslatıp ekmeklerin üzerine su serpelim. Ve ekmeklerin üzerine ister çörek otu ister susam dökelim. İsterseniz hiçbir şey eklemeye de bilirsiniz. Ekmekler böyle bir 5 dakika kadar tekrar mayalanırken fırınımızı fanlı olabilecek en yüksek seviyede açalım. Ekmekleri yağlı kağıtla tepsisiz bir şekilde fırın telinin üzerine alalım. Gördüğünüz gibi tepsi yok, direkt fırın telinin üzerinde yağlı kağıtla birlikte. Ekmekleri üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımın fanlı en yüksek ayarı 280 derece. 280 derece fanlı fırında ekmekler yaklaşık 9 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi nar gibi kızarmıştı. Bu süre tabii ki sizin fırınınızın kapasitesine göre değişir. O yüzden gözünüz ekmeklerde olsun. Ekmekleri fırından çıkardıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle kapatalım. Bu güzel pofuduk Balkan ekmeklerinin içerisine tereyağı sürüp pek çok güzel tarifte kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz nar gibi pişti. Size ekmeğin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kabarık kabarık. Eğer bu tarifi buraya kadar izlediyseniz, tarifin linkini başkalarıyla paylaşırsanız ve mutfağımda pişen diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız, kanalımın büyümesinde bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Ben bu güzel Balkan ekmeğini, lepinyeyi, vazgeçilmezi cevap cici ile birlikte ikram ettim. Cevap cicinin tarifini merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Umarım bu güzel Balkan ekmeğinin tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.